Programımızın bu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm hazır üniversite sınavlarına girişte yaklaşmışken beslenme ve diyetetik mesleği hakkında neleri merak ediyoruz onlar üzerinde konuşacağız. Ve soru cevap olarak yapacağız bunu. Evet, soruları alayım. Hocam kolay gelsin. Diyetisyenlik mesleğinin meslek tanımı nedir? Beklentileri ve gerçekleri nelerdir, bize söyleyebilir misiniz? Şimdi öncelikle herkesin kafasında şöyle bir algı oluşuyor. Zayıflatan bir meslek grubu. Yani sadece insanları zayıflatma yönümüzde ön plana çıkıyoruz ama işin aslı böyle değil. Aslında beklenti kısmı farklı. İşin içine girdiğinizde çok daha geniş bir alandasınız. Hastanelerde, enteral parenteral beslenmede, işte damar içi veya tüplerle beslenmede. Bunun yanında kurumlarda, mutfaklarda belirli düzenin sağlanması, hijyen kontrollerinde varız. Menü planlayabiliyoruz. Bunların yanında spor salonlarında çalışabiliyoruz. Güzellik merkezlerinde çalışma alanımız var. Ayrıca belirli takım sporlarında, özellikle futbol, basketbol son dönemlerde de çok fazla ortaya çıktı. Burada da takım diyetisyeni de olabiliyoruz. Performansın geliştirilmesi konusunda da yerimiz var. Yani sadece zayıflatma olarak bakılmamalı. Ve bunların hepsini lisans eğitimimizde alıyoruz aslında. Evet. Hocam peki diyetisyenlik mesleğinin çalışma alanları nelerdi? Bunu bize açıklayabilir misiniz? Çalışma alanları aslında kendi ofisinizi de açabilirsiniz. Kendi ofisinizi açtığınızda da belirli alanlara, işte emzirme dönemi beslenme, gebelik dönemi beslenmesi veya sporcu beslenmesi gibi alanlara yönelebilirsiniz. Veya belirli firmalarda, firmaların mutfaklarında menü planlama, az önce de bahsettik, firmaların mutfaklarında çalışabiliriz. Veya son dönemde işte diyet mutfak gibi günlük bireylerin 5 öğün yemeğini evine gönderebileceğiniz sistemler çıktı. Bunların içine var olabilirsiniz. Hastaneleri söyledik, spor salonları, takımları zaten söyledik. Aslında birçok çalışma alanımız var. Hocam peki diyetisyenlik mesleğini kimler seçebilir? Şimdi öncelikle çok önemli çünkü genelde sağlık mesleklerinin çoğunda şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Vicdani duygularınızın çok yüksek olması gerekiyor. Ayrıca güler yüzlü olmanız gerekiyor. Karşınızdaki insan empati kurabilmeniz gerekiyor. Çünkü şunu bilin ki siz diyeti verdiğinizde de şu gerçeği düşünmeniz gerekiyor. Bu diyet listesini ben uygulayabilir miyim? Uygulayamıyorsanız o diyet listesini karşınızdakine verdiğinizde de o da sıkıntı yaşayacak ve bu sıkıntıları bilmek zorundasınız. O yüzden empati kurma yeteneğinizin yüksek olması gerekiyor. Bunların yanında iyi iletişim gücünüz olması gerekiyor. Milletle, insanlarla sohbet ettiğinizde iyi anlamanız, ayrıntıları iyi fark etmeniz gerekiyor. Örneğin tırnakları güçsüz olduğunda veya saçlarında dökülmeler olduğunda size söylemese bile sizin aslında bu durumu fark etmeniz gerekiyor. Yani iyi bir algı düzeyinizin olması gerekiyor. Hocam peki devlet sektöründe, kamu sektöründe atama ve çalışma imkanları nelerdir? Şimdi şöyle, gene bu dediğim alanlarda devlet içinde de çalışabiliyoruz. Hatta son dönemde şöyle şeyler de çıktı. Aslında 4 senedir var. İşte aile hekimlerinin yanına bir diyetisyen ve aile diyetisyeni. Ama bunlar senelerdir konuşuluyor ve ne yazık ki atamalarımız çok düşük. Özellikle aslında atama puanları çok yüksek. Bu nedenle devleti düşünüyorsanız orada bir KPSS iyi bir hazırlanma sürecinizin olması gerekiyor. Hani az bir atanmamız var diyebilirim devlet açısından. Özel çalışma alanlarımız daha yüksek ama özelde çalışırken de belirli şartlar daha zor olabiliyor. O nedenle özel çalışırken biraz daha zorlanabilirsiniz diyebilirim. Hocam peki diyetisyenlerin çalışma saatleri nelerdir? Aslında normal bir devlet memuruysanız, devlette çalışıyorsanız çalışma saatleri belirli zaten. Devletin çalışma saatleri içerisinde olabiliyor. Nöbetlerimiz çoğu zaman olmuyor. Ama özelde çalışıyorsanız çok daha esnek çalışma saatleriyle çalışabiliyorsunuz. Yani sabah 8-8.30'da gidip akşam 7-8'e kadar kalabiliyorsunuz ki örnekleri de var. Çünkü insanlar diyetisyene geldiğinde işte çalışma vakitlerinde değil iş çıkışı gelmek zorunda kalıyorlar. Bu nedenle çalışma saatleri biraz uzayabiliyor. Tabii ki özel sektörün de burada büyük bir payı var. Ama eğer ofiste kendi ofisiniz varsa çalışma saatlerini kendiniz ayarlıyorsanız buna uygun çalışma saatlerinde gidebiliyorsunuz. Örneğin ben kendi yaptığımı söyleyeyim. Bazı günler sabahtan danışan alıp bazı günler akşam danışan alıp çalışma saatlerimi bölebiliyorum. Bu şekilde de gidilebiliyor. Kendi ofisinizi açmayı düşünüyorsanız çok daha rahat olur durum. Evet. Hocam peki iyi ve kötü yanları nelerdir diyetisyenliğin? Güzel. Şimdi şöyle, hepimiz biliyoruz zaten bunu. Birçok çalışma alanı diyetisyenlerin yaptığı işi yapma yönündeler. Yani çoğu kişiyle çatışıyoruz aslında. İşte bu doktorlar olabiliyor veya normal bir bireyde veya bir
güne, altın gününe gittiğinizde orada konuşan birçok birey var bununla ilgili ve bu nedenle çok fazla çatışma yaşıyorsunuz. Çok fazla yanlış bilgi dolaşıyor ortada. Herkes kendi zayıfladığı şeyi başkasını da zayıflatabileceğini düşünüyor. Çok fazla bilimsel temeli düşük durum var. Bu nedenle aslında doktorların verdiği bilgiler bazen yanlış olabiliyor. Tabii ki her konuda değil ama özellikle biliyoruzdur bazı durumlarda işte et yemeyin veya hiç ekmek tüketmeyin gibi bilgiler çok fazla dolaşıyor. Doktorlar da bunları söyleyebiliyor. Bu durumda da onlara karşı da bir duruşunuzun olması gerekiyor. Birçok en kötü yönü bu diyebilirim. Aynı zamanda sosyal medyayı çok iyi kullanmanız gerekiyor. İletişimi sosyal medyada iletişimi iyi gerçekleştirebilmelisiniz. Bir kötü diyebilirim ama aynı zamanda iyi de denilebilir. Kendi kilonuzu, özellikle ofiste çalışıyorsanız, hastane veya kurumlarda çalışmıyorsanız, kendi kilonuzu her zaman korumak zorundasınız. Çünkü zorundasınız da demek doğru olmaz ama toplum algısı bu şekilde olduğu için aslında durum bu. O yüzden kendi kilonuzu korumak zorundasınız. Millete yapma dediğiniz şeyi kendiniz yaptığınızda daha kötü sonuçlar doğurabiliyor. Veya bir fiziksel aktivite yap diyorsanız bireyi, sizin de bunu hayatınıza oturtmuş olmanız gerekiyor. Bu açıdan da zor veya iyi veya kötü, o kısmı siz karar verin. Bir yönüne bakmak gerekir. Ayrıca bu durumu bu şekilde açıklayabilirim. Evet. Üniversite seçerken hocam diyetisyenlik bölümü için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Güzel. Şimdi şöyle, her bölümde aslında bu durum böyledir. Gideceğiniz üniversitenin akademik kadrosunu bilin. Yani hangi hocayla çalışacaksınız, bu hocanızın hangi konuda kendini geliştirmiş, sizin alanınıza uygun mu? Veya Erasmus olanakları, üniversitenin Erasmus olanakları var mı? Bunların içerisine bakmamız gerekiyor. Çünkü son dönemde de çok fazla üniversite açıldı ve hoca kadroları çok farklı üniversitelerin. En azından seçim hakkınız varsa hoca kadrosuna, akademik kadroya ve üniversitelerin size katkısı ne şekilde olacak? Çalışma imkanları ne şekilde olacak? Bunların aslında içerisine girip bakmanız gerekiyor. Bu şekilde aslında üniversiteleri ayırabilirsiniz diyebilirim. Evet. Hocam sorularımız bitti. Çok teşekkür ederiz cevapladığınız için. Ne demek? Başka sorularınız olursa Instagram hesabımdan veya Muğla TV hesabından bize ulaşabilirsiniz. İyi günler dilerim.